Eko sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim tüketim, doğru tüketim, bilinçli tüketim bunu konuşuyoruz. Çok kritik. Hani bugünlerde herkes işte borçlardan, borçlarını döndürmekten bahsediyor. Ee, konuğumuz, sosyal psikolog ve aynı zamanda tüketici hakları uzmanı Sayın Cale Yanılmaz. Şimdi Sayın Yanılmaz, araya gitmeden önce özellikle e, yapılan bir araştırmanın borçluların daha çok harcama eğiliminde olduğunu e, sizle paylaşmıştım. Evet. Siz de bunun tamamen psikolojik Ölmedim ayaktayım. Ölmedim ayaktayım. Durumu değilim. olduğunu söylediniz. Peki, şimdi bu altyapıyı veya psikolojiyi esas aldığımızda... E, ...aslında en kritik, belki sizin programın başında söylediğiniz... ...ekonomi kelimesinin çıkış noktasından yola çıktığımızda... ...aile ekonomisini bir tarafa koyun ve Hı -hı. tüketim tercihlerini koyun. Buradaki dengeyi nasıl sağlayacağız biz? Psikolojide yöneterek tabii. Aa, evet. Şimdi... E, şu andaki toplumu yapısına baktığım zaman bazı şeyler rayından biraz çıkmış durumda. Toparlamak oldukça uzun sürecek gibi görünüyor. Buna tabii farklı disiplinler de giriyor, farklı birçok etken de giriyor. Aşırı düzeyde stresli bir toplum haline geldik. Çok fazla antidepresan, yani antidepresan kullanımı son derece arttı ki artık hani ben insanlara içmeyin diyemeyecektir ki ben ilaca çok karşı olan biri olmama rağmen diyemeyecek durumdayım. Bütün bu koşullar altında rağmen ev ekonomimizin dışına taşan, bizim ihtiyaçlarımızın dışında olan bir takım hatta çokça harcamalara gidebiliyoruz. Evet bunun içerisinde dediğim gibi en önemli etken sosyal erozyonun içerisinde kaybolmamak. çok fazla stres altındayken insanlar bilinçsizce hareket edebiliyor bu bilinçsiz hareket etmelerin başında da tüketim geliyor. Yani bu sadece gidip alışveriş yapmak, saçınızı işte boyatmak, işte 50 tane ayakkabı almak falan falan değil. Yani gidip gereksiz eee fast food'a gidip yediğiniz gereksiz yemek bile, stres atmak için şey için yapmış olduğunuz gereksiz gıda tüketimi bile bir israf. Bunların hepsinin altında ne yazık ki özellikle bizim toplumsal anlamda yaşadığımız şey e, kaygı, aşırı düzeyde bir boşluk, aşırı kaygı e, düzeyimiz son derece yüksek ve ilişkisel, e, e, sosyal ilişkilerimizdeki zayıflama ve araya örülen o e, görünmeyen duvarlar, sosyal sanal duvarlar bizi biraz daha fazla e, bu tüketim, israfa e, yöneltiyor. Fakat şöyle de bir şey var. Bu e, hani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte kapitalizmin gelişinden sonra e, biraz işte o pompalamalarla birlikte özellikle kadını e, daha ziyade süslenen, püslenen, bakımına şey yapan, eve hapseden böyle hani pompiş pompiş e, olan bir üretimden duruma getiriyor. Üretimden ]ydim. koparan. Ki ondan öncesinde öyle değildi. Kadın üretimin içerisindeydi. Bu kadar yaygın olmasa bile. Fakat o süreçte e, kadını tüketen konuma getirmek çünkü evde koy yani kadın üzerine oynanmış oynanmıştır yani bu ekonomi de tüketimde. aslında o, o dönemin mesela klasik Amerikan Hollywood filmlerine Çok bakın duruyor. kadın hep evde ve harcamayı yapandır. E, evet. Doğru. Yani e, erkek çünkü buruyorsunuz. E, er, 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 erkek kendi kıyafet... bağlantılı çalışır. <laughs> Aynen öyle dediğiniz. Erkek yani kendi kıyafetlerini bile e, kendisi almaz. Kadın yapar onu. Dolayısıyla hep aslında kadın üzerine kadını eve hapseden ve sürekli o hapsolan olan kadın da tüketimi çok artırır. Artık üretimden çıkar. Bu bir sosyal psikoloji mi? E tabii yani İçeri böyle kapattığınız aslında. Tabii tabii. Yani nasıl israfla diyeyim, tüketim demeyeyim. Tabii, i̇srafla tabii. kendini ifade eder. Tabii tabii. Yani e, kadın e, kendine kozmetik anlamda da e, bakma ihtiyacını hissetti burada. Yani e, dikkat ederseniz hep böyle bir estetikler e, efendim moda burunlar ee, ...işte falan kozmet, yani kadın üzerinde tüketim anlamında çok fazla oynanmıştır... İşte bu da e, kadının tüketimdeki rolünün ne kadar önemli olduğunu aslında gösteriyor. Ee, dolayısıyla yani bir erkek düzelteceksek de o zaman kadın kadını üzerinden düzeltmek evet, zorundayız... Yani ya kadın tabii ki bu eğitim, düzeltme, farkındalık, bilinç tüm e, cinsel, tüm insanlık için gereklidir ama kadının eğitilmesi demek. Ee, daha hızlı eğitim. çünkü e, hala bile ne kadar erkek de işin içine dahil olsa e, çocuğu büyüten evi geçindiren çalışıyor bile olsa sonuçta evin idaresini yapan yine kadındır. Ee... Bir şey soracağım tam ha, burada da tamam, tamam. şimdi sadece şimdi biz bugünü konuşuyoruz. Hı -hı. Ben size şimdi bir anekdot anlatacağım. Ya buradan Hı. da kredi kredi kartı borçları ve sosyal psikoloji adına gelecek kuşak adına bir yorumda bulunmanızı. Bir anekdot yaşadım. Ben sonra bunu makale konusu da yaptım. Bir yolda yürüyordum. Arkamda da bir baba oğul. Yıl 2007 falan. Hı hı. Ee, baba oğul yürüyorlar. İster istemez e, kulak misafiri oldu. Bir cep telefonu muhabbeti geçiyor. Çocuğa son model bir cep telefonu alınmış. Ee, çocuk babasına diyor ki belli ki ben yavaşladım ve dinliyorum artık. Babanın modeli biraz daha eski. Hı hı. Belki sıradan. Ee, ya baba diyor sana da bir cep telefonu alalım. Baba diyor ki ya paramız yok diyor. Şimdi hı hı. birincisi çocuğa o telefonu o zaman niye aldın? Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim bir. İkincisi çok dramatikti çocuğun cevabı. Ve benim yazımında başlangıcıydı. Kartla ödersin baba. Biz bu gelecek kuşaklara ne yaptık? Bunu öğrettik. Bize öğretileni, biz biz dışarıdan aldığımız, ya yani böyle bilgileri de ne kadar güzel hemen kabul ediyoruz, değil mi? İnsan psikolojisi böyle bir şey çok enteresan. İnsan aslında her ne kadar var olmak için çabalarsa, bakın bu Freud'un da şeyidir, İnsan kendi yıkımını da hazırlar diğer yandan. Bu, bu enteresan, yani dualitik bir psikolojidir. Ee, biz çocuklarımız bunu öğrettik onların artık neredeyse genlerine işler hale getirdik kendi davranışlarımız e, o çocuk yani çocuklar sosyal öğrenme ile en fazla öğrenim e, edinirler e, Dolayısıyla e, o e, kartla ödenebilir ne var ki yani <laughs> bir tabi tabi bir paranın kazanılması için verilen emek o paranın, e, o kredi kartının o, karşılanması için, para verilmesi Onlar onun hani soyut düşünme veya onu analizleme, onu e, o iktisat e, kavramı içerisine almak gibi kabiliyeti e, henüz gelişmiyor. E, gençlerde e, o çocuğa e, alınmasının sebebi muhtemelen e, çocuğun arkadaş sosyal çevresinde. O da bir psikoloji. E, Tabii o da bir psikoloji. Sosyal çevresinde öyle telefon kullananlar çünkü. O gençlik, ergenlik, çocukluk döneminde e, kendi sosyal çevrelerinden birbirlerini aynalarlar. Onda var niye bende yok. Ama biz bunu çocuklarımıza biz öğrettik. Neden biliyor musunuz? Bak Ayşe teyzenin oğlunu bak nasıl 10 almış. Sen beş aldın. Kıyaslamayı siz öğrettiniz. Kusura bakmayın anne babalar. O da cep telefonunu kıyaslar. Yani o çocuğu kıyasladığınız noktada başladı hikaye. Bu iş böyle ne verirseniz onu alırsınız. Çocuğa öğrettiniz, kıyaslamayı öğrettiyseniz, çocuğu kıyasladıysanız o da kıyaslar. O da verir, kendi koşullarına göre kıyaslar. Bu iş böyledir. Temelde anne baba eğitimi bizim ülkemizde son derece önemlidir. Öyle çok sevdim, aşık oldum. Gel hadi seninle çocuk yapalım. Çocuk öyle bir şey değil. Çocuk duygusal kendi anne baba olmanızı tatmin edecek bir şey değil. Ben bu konuda çok hassasım. Yani çocukların yetişmesi konusunda temelde çocuklarımızı bundan sonra bakın bugün başlarsak olur. Hani bari bugün başlayalım. Yani e, çocuklarımızı doğru eğitmemiz gerekiyor. Doğru ettiğimizi zannediyoruz. Bilinçleniyoruz, birçok bilgi ediyoruz. ...internetten oradan buradan herkes böyle bir psikolog kesildi. Yani bilmem ne falan falan ama işi uygulamıyoruz. Farkında bile değiliz. Bakın bu kıyaslamanın bile çoğu insan farkında değildir. O çocuğun niye o cep telefonunu arkadaşlarıyla Biz yani. Bir de artı o çocuk neden babasına baba sana alalım der biliyor musunuz? Çünkü o arkadaşlarının babasında o vardır. Yine kıyas. Yine kıyaslar. Çünkü ister ki babası da sosyal anlamda diğer arkadaşlarıyla aynı şeyde olsun. Biz çocuğa bakın sosyal anlamda varlık için tüketmenin gerektiğini de bakın burada bile öğretiyoruz. Peki buradan bir şey soracağım. Bu anlattığım anekdot ve sizin çok güzel analiz ettiniz bence. 2007. <laughs> Yıl 2019. Sonucu çıktığı söyleyeyim şimdi. 28 milyon icra dosyası var. Ben en son 20'de kalmıştım. Demek 28, 28 milyon icra dosyası var şu anda ülkemizde. Şimdi o zaman bunu nasıl yönetmemiz gerekiyor? Çünkü bununla birebir muhatap olan biz insanlarız ve birçok insan icra tehdidiyle karşı karşıyaysa bunu evet. yine sosyal psikoloji içerisinde nasıl yönetmeli? Evet burada bir kere e, dediğim gibi siz de mesela o araştırmada söylediniz. Borç batağına battıkça insan o çöküntü içerisinde kendini daha fazla çöküntüye sebep olacak. Çünkü psikolojiniz bozulduğu zaman bakın bunun şeyiyle e, hayatına son veren insanlar maalesef, bile oluyor. Maalesef ve ki bu çözüm değildi. Arttı değil de. arttı bile arttı. Asla bir çözüm değil. Sonuçta geri kalan sizin için değer verdiğiniz insanlar aynı sorunla boğuşmak bir de sizin kederinizle boğuşmak durumda kalacak kat kar bir acı demektir. Fakat insanlar demek ki o denli büyük bir çaresizliğin içerisine giriyorlar ki kendini daha fazla hani o işte gereksiz harcamaları yapıp diyorsunuz ya daha çok tükettikçe kendini tamamen yok etmeye çalışıyor. Aslında bir yandan da ayakta yokum şey yaparken hani hayır ayaktayım o inkar ederken bir yandan da aslında o dualizmin içerisinde kendi yıkımına devam ediyor. Birincisi eğer böyle bir borcun icra evet çok fazla arttı ama bu tek başına artık vatandaşın tek başına üstesinden geleceği bir durumu çoktan aştı. Kredi kartı kullanmama şu durumda mevcut durumda kredi kartı kullanmama durumu da ...artık şu anda... ...çok mümkün değil. te ee, baştan belki de bazı... ...dediğim... altyapıların yapıların hazırlanarak yapılması gerekiyordu. İcralık olduğunuzda... ...borçların ödenmesini... ...öncelik haline getirmek gerekiyor. Ha, ha Aile bütçesini yapar. Kesinlikle. Kesinlikle bunu farkında olmak. Bakın e, onu yapmadığınız sürece... ...evet burada e, fedakarlık bile... ...gerekiyorsa yapın. Çünkü... E, bu borç yükü bu iflaslar çok daha büyük yıkımlar sadece psikolojik yıkıma yol açmıyor aile yıkımlarına da yol açıyor çocukların geleceğe bakış açısı çocukların gelişimsel süreçlerini dahi etkiliyor yani, yani o kişilik olarak harcamadaki etkiliyor. öncelikler sıramızda öncelik e, borcu aileyi kurtarmak için kesinlikle sadece aile değil hem kendi varlığınızı yaşamınızı ve e, ama hani temel bakın çok önemli şeylerden kısmamak şartıyla e, Belki yani kıyafetlerinizden kısın. Evet, hadi sinemadan da kısın. Yine çok onun yerine ailenizle parka gidin, pikniğe gidin filan. Yerine bir şey koyun. Yerine diyorsunuz. bir şey koyun. Yani daha uygun sizi mali anlamda çok sıkıntıya sokmayacak şeyler koyun. Ama mutlaka borcunuzu ödeyin. Bu borç yükü inanılmaz bir e, psikolojik yüktür. E, kişi kişilik anlamında da sizi son derece örseler, güven duygunuzu yitirirsiniz... Şiddet duygunuz arttı çünkü insanda agresyon doğal olarak ortaya çıkar. Bu hayvanlarda da böyledir. Doğal olarak çatışmalı bir insan hali, çatışmacı bir insan haline dönüşürsünüz. Aile ilişkileriniz bozulur, sosyal ilişkileriniz bozulur, kendinizle olan ilişkileriniz bozulur, her şeyle ilişkiniz bozulur. Çalışamaz hale bile gelebilirsiniz ve ekonominizi daha büyük bir kısır döngüyle çıkmaz hale getirebilirsiniz. Ha, o zaman merkeze onun ödenmesini koyar. Evet. Acil durum o. Yani şey yapacaksınız, soğukkanlı olacaksınız, planlama yapacaksınız, önceliklerinizi sıralayacaksınız ve mutlaka hesap kitap yapacaksınız. Geleninizi ve gideninizi, kısabileceğiniz yerleri planlayacaksınız. Kredi kartı kullanmayın diyemiyorum. Şöyle, i̇nşallah ileriki dönemlerde, o dönemler gelirdi, şu dönemde kredi kartlarında lütfen onun para olduğunu bilin. O cebinizden sizin emeğiniz yani öyle bir plastik kart çıkarttım ben bunu harcıyorum. Biraz bakış açınızda zihinsel bir evrim geçirmemiz gerekiyor. Yani e, limitlerini düşürün en azından. Kart evet. limitlerinizi düşürün diye. Bir takım engelle kendinizi frenleyecek bir şeyler de yapın. İşte aslında bu tarif ettiğiniz şey finansal okur yazarlık da biz önce ateş ettik sonra nişan alıyoruz. Ya biz her şeyi tersten yapıyoruz. Şimdi biz aslında e, e, yaptığımız hataların. Şu anda e, şeyin adisyonunu ödemek e, durumundayız. Biz şu anda paçamızı kurtarmak durumundayız aslında. Çok fazla tüketici, çok ya yani çok fazla insan e, büyük e, alışveriş hataları yaptı. Kan, kandı yani. E, yani işte ona kandı, işte cep telefonuna kandı. Yani ya, bin kaç versiyonu gelecek diye sabah günde niye sıraya giriyorsun sayınılmaz. ya? Yılmaz Büyük indirim diyorlar mesela. Reklamların ee, ne kadar bak, etkisi var biliyor musunuz? Atıyorum 500 liralık bir şeyin 100 lira olduğunu düşünün. Şimdi, o demek e, ki 50 lira ya da liradır. hayır, liradır. Görece olarak indirim mi indirim. indirim. Ama siz asgari ücretle geçinen bir insansanız 100 Süzey lira çok değil büyük değil o. <laughs> evet o size indirim değil. 500'den 100'e şey olması bakın, bir enteresan ifade bir etmiyor. Ama bir şey daha söyleyeceğim size. İsrafın büyük bölümünü kim yapıyor biliyor musunuz? Gelir kim? düzeyi yüksek olanlar. Gelir düzeyi yüksek olan insanların israf veya ihtiyaç dışı harcamaları daha yüksek. Gereksiz harcama dediğimiz. Yani onlar da yani Hı -hı. sonuçta onlar da insan yani paraları olması psikolojik anlamda kendilerini eksik hissetmelerine engel değil ki. Yani bakın mesela kadınlardaki bence en büyük israf özellikle kozmetik alanında. Estetik alanında. İhtiyaç dışı ve kendilerine zarar verebilecek hep bunlar işte o kapitalist sistemin ne kadar işte şöyle burnun olursa güzel kadınsın. Bir ara işte kocaman popolu kadınlar ya bunu gidip küçücük daracık poposunu kocaman popo yapan kadınlar ameliyatlarla. Bunlar Aa, işte bunlar hep psikolojik. Ya belki, tam <laughs> bunlar... burada bir psikolojik. Bir kere tasarruf çok önemli değil mi? Çok önemli. Çok önemli. Burada bir şey sormak istiyorum size. Şimdi ee, biz yeşil çamı çok seviyoruz değil mi? hepimiz evet. çok seviyoruz evet. yani. Biz e, çok bir e, siyah beyaz ya da bir yeşilçam filmi seyrettiğimizde ben Türkiye'deki insanların yüzde seksenini şöyle şurasının cızladığını bilirim. Yani size Münir Özkul desem, evet. Adile evet. Naşit desem değil mi? Evet. Çocukluğumuzun şeyleri Para yok. Evet. Yani Figüre bakın. Para yok. Kıt kanaat geçinen insanlar ki bu sadece filmlerde değil hepimizin hayatı böyleydi. Evet. Ve ona rağmen ee, bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayan e, el birliğinde yürüyen aile olma özelliğini bozmayan insanlardan oluşan bir toplumduk biz Evet biz bunun tekrar nasıl hatırlayacağız bugün başlayacağız biz bugün topyekun başlayacağız bakın buna e, bu ülkeyi yöneten bu ülkeye hükümet edenler Sivil toplum kuruluşları ve ben geri planda oldukları için <laughs> kırgın olduğum diğer sektör, üniversiteler, akademiler, akademisyenler, iş adamları, aileler. Ama şöyle de iyi bir şey söyleyeyim. Son altı yılda kadınlar biraz daha şey oldular. Daha farkındalık sahibi oldular. Bakın tüketim konulu panellere gidin, yüzde %90'lık kadın katılımcı olduğunu görürsünüz. Bu çok ümit verici bir şey. Evet, son son 5-6 yıldır kadınların böyle bir değişimi var. Kadınlar hem ekonomi, o, o, o kapitalist sistemi sanki şeyinden biraz sıyrıldılar. Eskiden böyle hani şey vardı e, kadınlar günü, kadınlar günü dişi işte emekçi kadınlar günü diye telaffuz ediliyor. Bakış açılarımız değişti. Demek ki bir bilgi değişebiliyor ve insanların o konuyla ilgili değiştirdikleri düşünceler davranışlarına yansıyor. Bu sefer artık o günler israftan çok anmalara dönmeye başladı. Kadınlar artık kendilerini daha iyi, daha özgür anlatabilecek. ...kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri ürünler... ...yani kendilerini tanımlayacak... ...yani bir şeyin figüranı olmaktan çıkıp... ...bir şeyin başrolünde... ...bir şeyin üreticisi olmaya... E, ...yönünde ilerlemeleri ...bakın size çok... ...ben onun haberini de yaptım... E, ...bana onun bülteni de geldi... ...bir e, örnek vereceğim... ...bir insanın neler yapabileceğini... ...bunu bir kadın yaptı... ...ben bunu bir kadın erkek olarak... ...ölçmüyorum... Bir Bilecik'te yapmış olması bir tabii. insan ama bunu bir kadın Hayırlı yapmış. Için, ne olur. Bilecik Kurşunlu Köyünde isminde telaffuz edeyim Bedriye Berber Engin Hanım Efendi. Bu kadın e, bir köylü Kurşunlu Köyünde yaşayan bir köylü kadın. 3000'e yakın kitap okuyor. Ben ben okumadım 3000'e yakın kitap. 3000'e yakın kitap okuyor. Ekoturizmi ve e, şeyi ekolojik tarımı öğreniyor. Ve bu kadın bunu öğrenmekle yetinmiyor. Bakın işte bilmenin dönüşümü. Bakın israf etmiyor bilgiyi. Az önce size bu anlatmak istediğim oydu. O bilgi kendisiyle toprağa gitseydi o bilgi israftı bana göre. Sadece kişiyi şey yapmış. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün köydeki kadınları örgütlüyor. Önce birlikte üretim yapmaya başlıyorlar. Ekolojik üretim yapıyorlar. Sonra bu ürünleri pazarlarda satmaya başlıyorlar. Sonra ilgi görüyor. İlgi gördükçe gelen turistler, bu kadınların yaptıkları şeylerden o, o, o şeyi arttırıyor olayı. Ve bunlar organizasyon işine gidiyorlar. Çok güzel. Konaklamalarda işte yöresel yemekler, turlar düzenlemeye başlıyorlar. İşin içine turizmi de katıyorlar, üretimi de katıyorlar. Ve öyle bir şebeke oluyor ki yani orası ve o kadının o çalışmaları köyden kente bakın sosyolojik evrin bakın sonuçlarına bakın. Köyden kente göçü engelliyor ve hatta dört ailenin geri dönmesini sağlıyor. O kadar güzel bir örnek. Bakın bu o. benim için o kadar önemli bir örnek ki. Ve bu kadın sıra dışı okur seçiliyor Kültür Bakanlığı tarafından. Vali, Bilecik Vali tarafından da en çok okuyan yetişkin olarak seçiliyor. Hani dünyayı kurtarmak var ya bakın onlar entel dantel Dünyayı kurtaramazsınız. Olsun. Bakın ama o köyünü kurtardı. Herkes köyünü kurtarsın yeter ya. Dünyayı kurtarmayı bırakın ya. Harikasınız. <laughs> Sosyal psikolog tüketici hakları uzmanı Sayın Cahale Hanım'a çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bedriye Hanım'ın örneği müthişti. M muazzam. Ee, bizim bu işleri kadınıyla erkeğiyle daha çok konuşuyor olmamız lazım. Çünkü bu bir e, birlikte batacağımız ya da çıkacağımız bir mesele. Tabii tabii. Ayrı gayrı ee, yok. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. <laughs> ben teşekkür ederim. Efendim demin filmlerde atıfta bulundum ya o Adile Naşit'in yanında bir de Münir Özkul var. Evet. E, hatırlarsınız. Ya da Münir Özkul'un yanında bir daha Adile Naşit var. Çünkü onlar o ailenin İki temel taşıydı. Biz bunu tekrar kurmak zorundayız. Evet. Neden? Unutmayın. Tek kanatla uçamazsınız. Çok Yeni güzel. programda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın. Harika. Ekolojistik Eko kadını sundu.